Hoş geldiniz. Sorularla başlayabiliriz. Var mı sorusu olan? İlk olarak o gün Bey, Sercan Bey. Hocam, maç başlamadan önce sağa sulanmıştı. Beşiktaş'ta ayağı top oynayan bir takım. Bu sizi etkiledi mi maçtan önce ıslanması zeminin ve tabii ikinci yarıda normal yağmur yağdı? Yani şimdi kötü oyunu ilk yarı özellikle biz genel hatlarıyla iyi oynadığımızı düşünmüyoruz. Yani bunu şimdi sahaya bağlayamayız. Tabii ki daha iyi şeyler yapmamız lazım. Bu seviyede oynayan oyuncuların sahayı ıslandı diye kötü oynaması söz konusu değildir diye düşünüyorum. Çok basit bir yorum olur yani buna bağlamak. Ama ilk 45 dakikalık oyunumuz iç açıcı değildi. Yani milli aradan sonra zaman zaman bu tarz kötü oyunlarla sezon içinde karşılaşabiliyorsunuz. O gün de bugünlerden biri de bugün oldu. Üzgünüz tabii ki. Yani istemediğimiz bir mağlubiyetti. Ama bunu sahaya bağlayamayız. O gün Bey. Hocam maçın içerisinde çok tartışmalı pozisyonlar da vardı. Özellikle bir bir pozisyon var. Siz daha sonrasında izlediniz mi? Şimdi çok net izlemediğimiz iki tane pozisyon var. Çocuklar içeride de söylediler de şimdi televizyondan daha net durdurarak izlemedik. Sadece resimlerle gördüğümde görüntü penaltı gibi duruyor ama akan oyunda işte çekmenin derecesi ne olduğunu bilmiyorum ama bu sezon bunlarla çok fazla karşılaşıyoruz. İzledikten sonra bir yorum yapabilmem daha doğru. Ama kazandığımız penaltı mesela yani çok fazla izlendiğini düşünüyorum. Yani 1-2 dakikaya yakın çok fazla tekrar yani çok net bir pozisyon yani net bir penaltı bence. Ama kötü oyunu veya aldığımız mağlubiyeti de şimdi başka nedenlere bağlamak istemiyoruz tabii ki. Sezgin Bey. Hocam son 7 maçın sadece ikisini kazanan bir Beşiktaş var resmi maçın. Ve önümüzde de 20 gün içinde çok zorlu 5 tane maç var. Ne düşünüyorsunuz Beşiktaş bunlara hazır mı ve o galibiyetler neden gelmedi? Sakatlıklarla da en büyük etkisi miydi istediğiniz takım kuramamanız? Tabii ki şimdi bugüne kadar son oynadığımız özellikle hem milli maç öncesi milli aradan sonra ciddi fazla sayıda sakatlık yaşadık. Tabii ki bir takımın dengesi, beraber oynaması, aynı ritmi yakalaması zaman alan bir şey. Bizde çok fazla sayıda sakat olunca bunların geri dönmesi, tekrar form tutması bunlar bir zaman, süreç. Ha, biz hepsine hazırlıklıyız. Bunları zaman zaman sezonun içinde yaşayacaksınız. Biz şimdi yaşıyoruz. Sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz ama bunu atlatamayacak bir hem teknik heyetle değiliz hem de oyuncu grubu da değiliz. Biz her zaman oyuncu grubumuza inanıyoruz. Bunun daha önce de bu tarz kötü gidişler veya mağlubiyetler aldık. Bundan çok çabuk sıyrılıp önümüze bakarak buradan çok kolay çıkacağımızı düşünüyoruz. 20 günlük periyoda hazır mısınız? Biz bu onda Galatasaray'la. Tabii ki hazırız. Yani şimdi biz bir tane mağlubiyet aldık diye hazır değiliz. Bütün hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Bugün iyi oynamadık. Kendimize yakışmayan özellikle 1-1'den sonra bu tarz iki tane golü, kolay golü yemememiz lazım. Yani bu seviyede bu golleri yerseniz maçı çevirmek çok kolay değil. Çünkü ikinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra oyuna tekrar adapte olabilmek için skoru da bulduk. Bu skordan sonra hem psikolojik üstünlüğü de almışken bu tarz gollerle tekrar demoralize olmanız maçı kaybetmenize neden olabiliyor. Bugün de tamamen bunu yaşadık. Ama bu demek değil ki önümüzdeki maçlar için bu sıkıntı devam edecek. Biz sadece bu maçı kaybettik. Önümüzde şimdi Lisbon maçı var. Sonra Galatasaray maçı var. En iyi şekilde bunlara hazırlanıp burada yaptığımız hatalardan ders çıkartıp bir daha yapmayıp devam edeceğiz yolunda. Başka sorusu olan var mı? Son soru o gün Bey buyurun. Şimdi Pjanic'le yarın antrenman, Kenan biliyorsunuz elinden bir ameliyat geçirdi. Yarın antrenmanı takımla, yarın sabah bir antrenmanımız var. Orada takımla birlikte çalışmalara başlayacaklar.
Enkudu'yla Mehmet Topal'ın biraz daha zamana ihtiyacı var. Onların tam süresini söyleyemeyiz ama bir minimum 10 güne daha ihtiyaçları var. Ama Pjanić'le yarın antrenman, bizim Kenan yarın başlayacaklar. Onun kararını hoca salı günü oynatıp oynatmayacağını hem onunla konuşarak hem idmandaki durumuna, fiziksel durumuna bakarak karar verilecektir. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun hocam.